Örgü, iğne, el işlerim kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere takım lifin olmazsa olmazı uzun lifin yapılışını anlatacağım. Kutu teknik uzun lif yapımını anlatacağım ve ben hemen yapılışına geçiyorum. Bu arada iki renk kullanacağım. Siz dilerseniz 3-4 renk de kullanabilirsiniz. İki tane zincir çektim. İkinci zincirime batarak uzun fıstık yapıyorum. Bir tane fıstık dolgumu yapıyorum. Bir tane fıstık dolgumu yapıp kapatıyorum. Bu şekilde fıstık dolgumu yaptım, kapattım. Şimdi üzerine 5 tane daha yapıyorum. Bakın 5 tane fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi bir tane açık fıstık yapıyorum. Bu arada rengim koyu. Fazla anlaşılmayabilir. Lakin bunu kullanmak zorundayım. Şimdi bakın 6.'yı kapatmadan burada 1 2 3. güzeneğe atıyorum. Burada da bir tane fıstık dolgumu yaparak ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapattım. Burada bir tane fıstık dolgumu yapıyorum. Hemen bakın 1 2 3.'ye atıyorum. Bu ipimi kesmediğim için birazcık bana sıkıntı yaşadım. Bakın bu şekilde sona kadar geldim. Şimdi bu şekilde çevirdim. Burada bir tane fıstık dolgumu yapıyorum. Fıstık dolgumu kapatıyorum. Üzerine bir tane daha fıstık dolgusu yapıyorum. Üzerine yaptığım fıstık dolgumu kapatmadan 1 2 3. güzeneğe atıyorum. İkisini bir çıkartıyorum ve aynı mantıkla devam ediyorum.
Bakın bu şekilde aynı mantıkla devam ediyorum. Burada bakın altta 4 tane fıstık, üstte 4, yanlarda 4'er fıstık oluşana kadar aynı şekilde devam edeceğim. Başa geldiğimde bir tane fıstığımı yapıp kapatıyorum. İkinci fıstığımı kapatmadan devam ediyorum. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Bakın bu şekilde 4 sıra yaptım. Gördüğünüz gibi buradan bakınca 4, buradan bakınca yine aynı şekilde. Diğer kısımlarda da sıramız tamamlandı. Şimdi köşedeyiz. Ben burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Kapatıyorum. Toplamda 5 tane kapalı fıstık yapıyorum. Bir tane açık. Bunu da kapatıyorum. Bakın 5 tane kapalı fıstığımı yaptım. Şimdi bir tane de açık fıstığımı yapıyorum. Buradan sayınca 1, 2, 3, 3. güzeneğe atıyorum. Burada da bir fıstık yapıp ikisini beraber alıyorum. Bakın köşeye geldim. Burada köşeye atıyorum. Bir tane fıstığımı yaparak kapatıyorum. Şimdi bu şekilde oldu. Bunu çeviriyorum. Ve bunun üzerine aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane fıstığımı kapatıyorum. Bunun üzerine de bir tane kare kutu yapıyorum. Bakın buradan buraya kadar geliyorum. Tekrar geri dönüyorum. Toplamda 4 sıra olana kadar bunun gibi devam edeceğim. Bu
şekilde iki tane kutucuğum hazırlandı. Şimdi aynı şekilde üzerine iki tane daha bu şekilde yapacağım. Yine burada 6 tane, 5 tane kapalı fıstığımı yapıyorum. Diğerinde yaptığım gibi bu şekilde dediğim gibi 4'e tamamlayıp geliyorum. Bakın bu şekilde 4 tane kutucuğumu yaptım. Şimdi ipimi bakın burada düğümlüyorum. İpimi buraya sabitledim. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan bakın 1, 2, 3. Güzene atıp burada da bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar bir tane fıstık yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Ara boşluğa gelene kadar. Bakın. Ara boşluğa geldim. Buraya atıp bir tane fıstık yapıyorum. Bakın burası bizim ara boşluğumuz. Ara boşluğu atlatarak hemen yanındaki güzeneye atıyorum. Üçünü beraber alıyorum. Bu şekilde ara boşluğumu kapattım. Şimdi tekrar aynı şekilde devam ediyorum.
Bakın burası köşe. Köşemize geldik. Köşede bunu yapıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Bakın. Fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Üzerine yaptığım fıstığımı kapatmadan hemen ilk yaptığım fıstığın dibine atıyorum. Bakın sadece köşelerde bunu yapıyorum. Köşede çoğaltma işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve devam ediyorum. Bakın tekrar ara boşluğa geldim. Ara boşlukta fıstık yapmıyoruz. Ara boşluğumuzu atlatıyoruz. Bakın. Burada bu benim ara boşluğum. Ara boşluğumu atlatarak hemen yanındaki küzene batıp bir tane fıstık yapıyorum. Toplamda 3 tane fıstığım oluştu. Hepsini bir kere de çıkartıyorum. Bakın tekrardan köşeye geldim. Bir tane fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bir tane daha yapıp kapatmıyorum. Aşağıya atıyorum bu şekilde dibine. Burada da bir tane fıstık yaparak ikisini beraber kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çoğaltmamı yaptım köşesinde. Şimdi aynı şekilde bu köşeye kadar devam ediyorum. Bakın sona geldim. Burada çoğaltmamı yapmıyorum. Son köşemde diğer köşe gibi yapıyorum. Çoğaltma olmayacak. Sadece fıstığımı yapıp kapatıyorum. Şimdi aynı şekilde burayı da bu tarafı da yapalım. Bakın bu şekilde her iki tarafını da yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi mor ipimi alıyorum.
Bu arada dilerseniz başka renkler de kullanabilirsiniz. Yeşiliniz varsa yeşil de kullanabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Bu şekilde bu köşesine sabitliyorum ipimi. Burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın şuraya atıyorum. Tekrar ara boşluk geldi. Ara boşluğu atlatarak hemen yanındaki güzeneye atıyorum. Burada da bir tane fıstığımı yapıyorum. Üçünü beraber çıkartıyorum. Üçünü beraber çıkardım. Şimdi tekrar fıstığımı yapıyorum. Hemen şuraya atıyorum. Bakın çıkarttım. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Hanımlar burası köşe, köşeye yapmıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan sayınca 1 2 1 2 ara boşluğumuzu saymasak her iki tarafta da iki tane fıstık oluşuyor. Buradan ipimizi kesiyoruz. Fazla olan ipimizi sonradan kesip düzeltebiliriz. Şimdi tekrar alıyorum. Bakın burası tam köşe. Köşeden değil, bir tane atlayarak hemen yan tarafında bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan hemen buraya atıyorum. İkisini bir çıkartıyorum. Bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Şuraya atıyorum. Bakın ara boşluğa denk geldim. Ara boşluğumuzu da atlatarak şuraya atıp üçünü beraber çıkartıyoruz. Bakın burayı da aynı şekilde devam ediyorum. Köşeye gelen kısmı yapmıyorum. Tekrar ipimi kopartıyorum. Bakın bu şekilde. Bu tarafı da aynı şekilde yaptım. Şimdi son olarak burayı da yapıyorum. İpimizi sabitliyoruz. Köşeye değil, hemen yanına. Burada bir fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıp
Diğerlerini yaptığım gibi bunu da yapıyorum. Yalnız bunda köşe olmadığı için sıra sonuna kadar aynı mantıkla devam edeceğim. Hiç atlatmadan göstermek istiyorum burayı. Kafanız karışmasın. Arayı atlıyoruz. Bakın burada köşe yapmadığım için son sırayı da alıyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tarafını da yaptım. Şimdi aynı şekilde hemen bu tarafa geçiyorum. Bu tarafa da bu tarafı yaptığım gibi yapıyorum. Bu şekilde her iki tarafını da yaptım. Şimdi burada boş kalan yerleri dolduruyorum. İpimi yine bu şekilde buraya sabitliyorum. Burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Tekrar bir tane fıstık yaptım. Şuraya atıyorum. Bakın ara boşluğa geldim. Ara boşluğu atlatarak hemen şuraya atıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Köşeye atıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bakın lifimi bu şekilde çeviriyorum. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan hemen bu köşeye atıyorum. Gördüğünüz gibi köşemi doldurdum. Şimdi ipimi kesiyorum. Bu şekilde diğerlerini de dolduruyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Aynı şekilde bakın. Şu köşeme ipimi dönüyorum. Burada bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Bakın şuraya atıyorum. Ara boşluğu atlatıp hemen yanındaki gözeneğe atıyorum. Burada da bir tane fıstık yaptıktan sonra üçünü beraber kapatıyorum. Bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Hemen köşeye atıyorum. Burada arada olan fazla ipler de kayboluyor. Kesmenize bile gerek yok. Bu şekilde kapatıyorum. Bakın ters çeviriyorum. Burada bir tane fıstık dolgumu yapıyorum. Hemen şu köşeye atıyorum.
hepsini bir çıkartıp kapatıyorum. İpimi koparıyorum. Gördüğünüz gibi burayı da yaptım. Şimdi son olarak bunu da bir tane daha göstermek istiyorum. Tekrar ipimi şuraya sabitliyorum. Buradan bir tane fıstık dolgum yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bakın, ara fıstığımı atlatarak burada da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden çıkartıyorum. Buradan bir tane daha fıstık yapıyorum. Köşeye atıyorum. Köşemde de bir tane fıstık yaptıktan sonra ikisini beraber kapatıyorum. Çeviriyorum. Burada bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Bir tane fıstık dolgumu yaptım. Şu köşeye atlayarak burada da bir tane fıstığımı yapıyorum ve ikisini beraber çıkartıyorum. İpimi kopartıyorum ve aynı şekilde burada boş olan kutucuklarımı da dolduruyorum. Ve bu şekilde kutucuklarımı doldurdum. Gördüğünüz gibi bir de kulp yaptım. Şimdi diğer kulpunu beraber yapalım. Bakın hemen şu köşesini alıyorum. Tam köşede değil, bir tane geride bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Aynı şekilde 6 tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Ve dediğim gibi 6 tane yapıyorum. Toplamda 7 tane fıstık olacak. Bakın 7. fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Köşeye değil, bakın buraya değil, tam şuraya hemen yanına ipimi sabitliyorum. Buraya tekrar batıyorum ki sık olsun. Ve ipimi kopartıyorum. Bu kulpunu da yaptık. Şimdi son sıramızı gidelim. Son sırayı bakın bu köşede başlıyorum. Hemen beraber yapalım. İpimi sabitliyorum. Burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Hemen şuraya atıyorum.
Hanımlar, bu son sıramız. Dilerseniz diğer renkten de kullanabilirsiniz. Ben son sırayı da beyaz gitmek istiyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Hanımlar, buraya atmıyorum. Buraya atarsam bozulacak. O yüzden bu sıramızı bu şekilde yapalım. Zincirimizi çekelim. Hemen alta atalım. Bakın bu şekilde. Bir tane fıstığımızı yapalım. Fıstığımızı kapatalım. Şuraya atalım. Burada bir tane daha fıstık yapalım. Fıstığımızı kapatalım. Buraya atalım. Tekrar bir tane fıstık. Bu şekilde fıstık yaparak üzerini bu şekilde kapatalım. Bakın kupumuzun kenarına da bu şekilde yaptık kenarını. Şimdi aynı şekilde buraya bir tane fıstık yaparak kap
kapatıyorum, buraya atıyorum. Burada bir fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Lifimizin üzerine aynı mantıkla devam ediyoruz. Yalnız sadece köşelerde çoğaltmamızı yapıyoruz. Onu da göstermek istiyorum. Kafamız karışmasın. Bakın köşeye geldim. Köşemizi biraz daha farklı yapacağız. Dediğim gibi köşede çoğaltma olduğu için tabii farklı oluyor. Burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Burası köşemiz bu arada. Kapattıktan sonra tekrar aynı yere batıyorum. Bu ikisini beraber kapatıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Bakın ara boşluğa geldim. Pardon. Bir tane atladım. Şurayı da alıyorum. Şuraya batıyorum. Üçünü beraber alıyorum. Bakın bu şekilde beraber aldım. Aynı mantıkla devam ediyorum.
Burayı da bu şekilde yapıp üçünü beraber alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde aldım. Şimdi aynı şekilde buraya kadar geliyoruz. Bakın buradan şuraya kadar yaptım. Şimdi sadece bir aram kaldı. Onu da beraber yapalım ve bitirelim. Yine köşedeyim. Burada bir tane fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bir tane daha yapıyorum üzerine. Hemen diğer fıstığımın dibine atarak ikisini beraber kapatıyorum. Bakın ara boşluğuma geldim. Ara boşlukta atlatarak şöyle 3 taneyi birden alıyorum. Gördüğünüz gibi burada tekrar bir tane fıstığımı yapıyorum. Bakın burada da üçlü yaparak devam ediyorum. Kapatıyorum. Bakın üçünü beraber kapattım şuraya. Bu şekilde zincirliyorum ve tekrar fıstıklarımı yapıp devam ediyorum. Bakın aralar bu şekilde oluyor. Benim ikide bir ipim çıktığı için kusura bakmayın, biraz detay atlattım. Burası da başladığımız köşe. Bakın gördüğünüz gibi bu köşeyi de bir tane fıstığımı yapıyorum. Bakın fıstığımı kapatmadan hemen şuraya atıp burada da bir tane fıstığımı yapıp ikisini beraber kapatıyorum. İkisini beraber kapattım ve lifimin sonuna geldim. İpimi kopartıyorum. Bu şekilde herhangi bir yerden batıp ucundaki ipimi arada kaybediyorum. Gördüğünüz gibi lifim bu şekilde oldu. Boyu gayet iyi. Bundan uzunu bence sırıtır. Modelimiz bu şekilde. Kutu teknik uzun lif modeli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Örgü, iğne, el işlerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.